İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha, Habet Mazmanyan. Batı Ermenistan Haftası başlıklı konferanslar dizisi devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı'nın eşine meme kanseri teşhisi kondu. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye bu savaşta yaklaşık 400 milyar dolar zarar gördü. Kapadokya diye anılan Gamir'deki yeraltı müzesi açılacak. Hasankeyf'teki kültürel alanların taşınması protestolara sebep oluyor. İnancımızdan, dilimizden ve kadın olduğumuzdan dolayı saldırıya uğruyoruz. Habet Mazmanyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarında en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Asuri toplumu temsilcisi Razmik Khosroyev, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Haftası başlıklı konferansta bir konuşmada bulundu. Բարս երևում է, որ գնում է դեպի հերուները, որը հարթարությամբ վերածելու է իր աշխատանքը գործի։ Մի անգամ ևս շնորհակալ եմ երեկվա առանց այդ հրաշալի քայլի համար։ Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ın resmi sitesinde yer alan haberde Asma Asad'a meme kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. 42 yaşındaki First Lady Şam'daki askeri hastanede tedavi altında alındı. Asad'ın resmi sitesindeki bu bilgi yanında kendisiyle eşinin yer aldığı bir resimde yer almaktadır ki burada Asma Asad'ın tedavi altında bulunduğu anlaşılmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan Suriye First Lady'sine acil şifalar dilemiş. Bu hastalığın özel bakımı ve tedavi gerektiğini bilinmekte olduğunu vurgulamıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun sitesinden verilen bilgiye göre uzmanlar Suriye'deki 7 yıllık savaşın neden olduğu zararın 388 milyar dolara çıktığını belirtiyor. Derecelendirme, yüksek kalitedeki çalışanların ölümlerinin ve zorunlu göçlerden dolayı kayıplerin neden olduğu zararı dikkate almamaktadır. Suriye ve diğer ülkelerden 50 uzman, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde 7 ve 8 Ağustos'ta Beyrut'ta buluştu. Toplantıya katılanlar Suriye'nin yeniden inşası meselesini ele aldı. Toplantıya katılanlar ayrıca çatışmanın sosyoekonomik etkisini değerlendiren Suriye 7 yıllık savaş başlıklı raporu da görüştüler. Kapadokya diye anılan Gamik turistlere doğal yeraltı müzesi ile sunulmaktadır. Doğal, bir müzeye dönüşen mağara binlerce yıl önce şekillenmiş. Müzenin inşaatına Ocak ayında başladı. Burada demografik ve tematik materyaller sergilenecek. Yeraltı müzesinde bir konferans salonu, film izleme odaları ve bir araştırma merkezi bulunacak. Avrupa Müze Organizasyonu Müdürü Murat Gülnaz'a göre Kapadokya'daki müzenin dünyada bir benzeri daha yok. Müze, milyonlarca yıllık fosil ve ayrıca arkeolojik değerlerin merkezi olacak. Eski inanç ve cenaze terörlerini gösteren sergiler de bu müzede yer alacak. Hasankeyf'teki kültürel değerlerin taşınması protesto dalgasına sebep oldu. Doğal Yaşamı Koruma Derneği kurucu, üyesi ve yöneticisi Emin Bulut, bu şekilde hem doğa hem de kültürel değerlere büyük zarar verildiğini kaydetti. Bulut, geçtiğimiz günlerde de Artuklu Hamamı taşınmıştı. Aslında Artuklulara ait değil, Romalılara aittir. Fakat Artuklular sadece restore etmiştir ve Türkleştirme politikaları nedeniyle buraya böyle bir isim verilmiştir. Burada bir tarih ve doğa soykırımı yaşanıyor ifadesini kullandı. Hasankeyf'i yaşatma girişimi sözcüsü Ridvan Ayhan da tarih yerinde güzeldir. Dünyada ilk defa tarih sadece Türkiye'deki başka bir yere taşınıyor, bunun neresi doğru diye konuştu.
Sözcü Ridvan Ayhan, taşınma işlemlerinin yapılmasına UNESCO'nun da göz yumduğunu dikkat çekti. Ayhan şunları söyledi. Hasankeyf sadece iki minare, bir hamam veya türbeden ibaret değildir. Hasankeyf mezarlardır, kaledir, mağaralardır. Yani Hasankeyf koca bir alandır. Bugüne kadar Hasankeyf'in sadece %25'i kazıldı, geriye kalan %75'i ise bugün sular altında bırakılmak isteniyor. Mersin Cemevi Kadın Kolları üyesi Elif Sert, biz dinimizden, dilimizden ve kadın olduğumuzdan dolayı her taraftan saldırıya uğruyoruz. Alevi inancı gereği kadın erkek ayrımı yapılmaz, herkese can denir. Ancak günümüzde mevcut politikaların da etkisiyle Alevi kürüm ve cemevlerinde eril zihniyetin gün geçtikçe güçlendiğini dikkat çeken Alevi kadınlar bugün Alevi kurumlarında ve cemevlerinde yeterince yer bulamıyorlar. Kadın hakları için mücadele etmek çok zor. Biz dininden, dilinden ve kadın olduğumuzdan dolayı her taraftan saldırıya uğruyoruz. Tüm kadınlar sokağa, alanlara çıkıp seslerini her yerde duyursunlar dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Kuartetinden Al Ayluvas adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.